Merhabalar sevgili Yas TV izleyenleri. Bir yerel yönetimler programında daha sizlerle beraberiz. Bugün önemli bir konuğumuz var. Aslında Bursa'nın en önemli ilçeleri, hizmete, diğer konularda ihtiyaç duyan Orhaneli Belediye Başkanı Sayın Ali Aykut'la beraberiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Önce efendim bugün 10 Ocak Gazeteciler Bayramı. Tüm gazeteci arkadaşlarımız bizim bayramımız. Buruk bir bayram olarak kutluyoruz. Çünkü Türkiye'de basının içinde bulunduğu sıkıntılar, çalışanların sıkıntıları ortada. Yani bir değişim, dönüşüm dönemini geçiriyor basın. Böyle bir ortamda çalışabilme şansı elde eden gazetecilerin bayramını kutlamış oluyoruz. Sayın Başkanımıza da söz verelim bu konuda. Bir giriş konusunda neler söyleyecek? Evet. Onunla bir başlayalım. Namık Bey, sizlere ve Sönmez Medya'ya bize böyle bir fırsat tanıdığınız için öncelikli olarak teşekkür ederim. Ben de tüm gazeteci arkadaşlarımızın Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Günümüzün getirmiş olduğu ve dijital çağ diye adlandırmış olduğumuz bu dönem içerisinde gerçekten hani gazeteciliğin ve gazetecilik mesleğini uzun yıllardan beri yapan arkadaşlarımızın sizlerin de ifade ettiği gibi gerçekten zorlu bir dönemden geçmektesiniz. Allah kolaylıklar versin. Tabii ki döneme ayak uydurabilen gazeteci arkadaşlarımız bu mesleği daha farklı mecrada yine daha etkin bir şekilde yapmaya devam ederler. Tabii ki temel ilkemiz doğruluk, dürüstlük. Evet, tarafsızlık. Tarafsızlık ve ben doğru, dürüst ve tarafsız olan özellikle tüm gazetecilerimizi, bugüne kadar bu mesleği icra etmiş sizleri ve hepinizin gününü kutluyorum. Güzel hizmetler yapmanız ve İşinizi layıkıyla yapmanız temennisiyle tekrar Gazeteciler Günü'nüz kutlu olsun diyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Başkanım isterseniz başlayalım Orhaneli'den ve sizin 31 Mart yerel seçimler sonrasında başlattığınız nasıl bir kampanya dönemi geçirdiniz? Evet. Aradan geçen 8,5 aylık sürede hatta 9 aya geldik neredeyse. Sürede yaptığınız çalışmalar hakkında bir izleyicilerimize bilgi vererek başlayalım. Biraz önce programı açarken de söyledim. Aslında Orhaneli, Harmancık, Büyük Orhan ve Keles ilçeleri Bursa'nın gözbebeği. Bu Osmanlı'nın kuruluşuyla beraber eşdeğer bir tarihe sahip. Evet. Yıllar içinde bir zamanlar yıldız gibi parlarken yani Orhaneli'nin ben Milli Kurtuluş Savaşı'nda hatta ondan öncesinde zenginliğin bir yeri olarak biliniyordu. Daha sonraki yıllarda da yani düşünün Orhaneli'de öyle bir ekonomi var ki bu ekonomi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne uçak hediye edecek kadar yardımsever, milliyetçi ve aynı zamanda da ekonomisinin de gelişmişliğinin göstergesi. Fakat maalesef son 30-40 yılda Bursa'daki yoğun göç nedeniyle maalesef Orhaneli de bundan etkileniyor. Yeni ekonomik kaynaklar bulunmadığı için. Şimdi siz hem seçim dönemi hem bundan sonra 8 aylık çalışmalarınızı ondan sonraki dönemde de hedeflerinizi alacağız efendim. Evet. Namık Bey, sizler de kısa ölçekli de olsa bayağı bir detaylı aslında konuşmalarınız arasında güzel detaylandırdınız ve hani göçün hangi noktalara geldiğini kısmen söylemiş oldunuz. Şimdi şöyle Osmanlı döneminde Bursa'nın fethinden önce Bursa'nın fethini gerçekleştirecek olan askerlerimizin yetişmiş olduğu ve hazırlıkların yapıldığı yerdir Orhaneli. Ve Bursa'nın fethinden sonra Cumhuriyet döneminde de çok ciddi ülkemize katkı sunmuş ve ülke genelinde sadece Çanakkale'de bile şehit sayısında en önde olan evet. ve birinci olan ilçedir Orhaneli. Orhaneli denilince akla gerçekten tarihte şan gelir, şeref gelir, onur gelir. Bizler de geçmişiyle övünen insanlarız. İnşallah geleceğimizle de övünürüz. Aynı hassasiyetlerimiz Orhaneli denilince, işte dağ yöresi, dağlılar denilince biz Bursa'da da bu güzellikleri devam ettiren bir unsuruz. Devam ettiren biz bir topluluğuz. Tabii ki biz bunları devam ettirmeye gayret göstereceğiz. Bizler hem kurmuş olduğumuz derneklerle hem de içinde bulunmuş olduğumuz toplumdaki değer yargılarımızı taşımakla güzel bir faaliyetler içerisindeyiz. Hep beraber tüm dağlılar olarak. Şimdi 1950'li ve 60'lı yıllardan sonra ülkemizdeki sanayi devriminin biraz daha hızlanması,
ve hız kazanmasıyla beraber ve hayvancılık ve tarımın gitgide onların da yine daha farklı makine gücüne dayalı faaliyet göstermesiyle beraber ve üretimin değişimiyle beraber dağ yöresindeki üretilen ürünlerin değerinin azalması, hayvancılığın değer kaybetmesi, sanayinin değer kazanmasıyla nasıl ki tüm ülkemiz geneli kırsal illerden sanayi kentlerine göç olduysa aynı şekilde dağ yöresinden de yoğun olarak göç gerçekleşti. Ben burada bazen şu örneği de veriyorum. Mesela belli bir zaman Kemalpaşa gibi, Karacabey gibi, Yenişehir gibi, hatta Orangazi gibi ilçelerimizden de Bursa'ya göçler olmuş. Evet. Daha sonraki süreçlerde onlar bir nebze de olsa sanayinin yatırımlarından dolayı geri göçü sağlamışlar. Şimdi bizler de dağ yöresi olarak biraz yani Uludağ'ın arka kısmında kalmasından dolayı ve bugüne kadar yol sorununun bir sebep gösterilmesiyle sanayicilerimizin çok dikkatini çekmemiş. Ama inşallah bundan sonraki süreçlerde Orhaneli hem kırsal turizmde hem sanayide iyi noktalara gelecektir. Bizler bir sloganımız var. Diyoruz ki yoklukla şehre göç ettik. Varlıklarla tekrar memleketimize geri döneceğiz. Köyümüze geri döneceğiz diye bir sloganımız var. İnşallah bunu gerçekleştiririz. Bir Orhaneli tanımlaması ve bir girişi yaptıktan sonra size başlayalım. 31 Mart seçimleri sonucu seçimi kazandınız. Evet. Yıllardan beri zaten AK Parti iktidarının devam ettiği bir ilçeydi. Bir nöbet değişimi oldu. Bu 8,5 aylık sürede neler yapıldı, neler gördünüz, nasıl bir tablo vardı? Bir devamlılık hizmette, devamlılık esastır. Evet. Ne çalışmalar yaptınız efendim bu 31 Mart sonrası gelen süreçte? Şimdi 31 Mart seçimlerine de değinelim. 31 Mart'ta biliyorsunuz ülke genelinde bir Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olarak iki kısma ayrıldı. İşte AK Parti, MHP ve diğerlerinin birleşmesiyle oluşan bir durum söz konusuydu. Bizim küçük ilçelerde bu şeyler biraz daha belirgin olur. Yani tarafların belirginleşmesiyle çok ciddi bir esasen şey seçimi gerçekleştirdik. Böyle üst düzey heyecanı ve rekabetin yüksek olduğu bir seçim dönemi gerçekleştirdik. Tabii ki bizim en büyük şeyimiz şu, ben toplamda ilçe başkanlığımla beraber Orhaneli'de 7 seçim gerçekleştirdim. Bu 7. seçimimdi. Ve benim için hani 6 seçim öncesinde gerçekleştirdiğim için ve 2014 seçimlerine de ilçe başkanı olarak girmemden dolayı bir deneyim sahibiniz olduk. Aynen. Deneyimlerimizi bu 31 Mart seçimlerine yansıtmış olduk. Zorlu bir seçim miydi? Evet, zorlu bir seçimdi. Biz bunu biliyorduk. Ama kazanmamız çok zor oldu mu? Hayır, çok fazla zor olmadı. Kolay oldu. Yani kazandıktan sonra da biz tevazu, samimiyet ve gayret deyip yola çıktık. Ve o günden bugüne de halkımızın bizden istemiş olduğu sosyal belediyeciliği en güzel şekilde yerine getirmek için bizler halka ne kadar yakın olabiliriz? Halk bize ne kadar yakın olabilir? Halk devlet denildiğinde o soğuk yüz diye tabir edilen yapıyı nasıl yıkabiliriz düşüncesiyle çıkmış olduğumuz yolda kendimizi başarılı görüyoruz. Evet. Bugün bize herkes ulaşabiliyor. Herkes bizi çok rahat derdini bize anlatabiliyor. Ve bize derdini anlatabilmeleri için biz belediye başkanlık konutlarını terk etmiş insanlarız. Ben şahsım olarak belediye başkanlık konutunu terk ettim. Bir ev kiralayıp orada dışarıda yani halkın içinde duruyorum. Halk benim evime çok rahat bir şekilde gelebiliyor. Peki o konutu ne yaptınız başkanım? O konutu da biz bir kadın kooperatifi oluşturduk. Birinci katını, orası 3,5-4 katlı bir yer. Birinci katını kadın kooperatifine üretim merkezi yaptık. Diğer katları da Karagöz ve Osmanlı dönemini yansıtan ve Osmanlı öncesinde de bizim oralar çok eski yerleşimler. Yani eski. Bizans döneminden, Roma İmparatorluğu döneminden çok eski tarihi olan yerler. Bunların kültürünü yansıtan inşallah kültür evini oluşturacağız üst katta. Yani tamamen esasen orası bir
kültür merkezi olacak. Olacak. Çünkü bizim oradaki kadınlarımız kültürümüzü yansıtacak yemek kültürlerini yansıtırken, anladım, diğer taraftan da Karagöz kültürümüzü ve geçmişe dönük bizim elimizde Osmanlı dönemi öncesinden kalan tarihi anıtlarımız var. Bu Bizans döneminde. Onların hepsini orada sergileme imkanı bulacağız. Toplamda 3800 metre bir arsası var. Kapalı alanı toplamda 1040 metre bir konut. Burayı biz çok güzel bir hizmet alanına sunacağız inşallah. Tebrik ederiz sizi öncelikle bu konuyla ilgili. Teşekkür ederim. Şimdi gelelim efendim, 2020 yeni bir yıla başlamış olduk. 10 gün geçti. 2020 yılı için sizin hedeflerinizi, Orhaneli için neler yapılması gerektiğini, belediye olarak hangi konulara öncülük yapacağınızı. Öncelikle bir yoldan başlayalım zaten. En büyük biraz önce, evet, siz de işaret ettiğiniz gibi şu anda tünel ihaleleri yapılmış. Bir sıkıntı olmadığı söyleniyor iktidar, evet, milletvekilleri tarafından. Onlar da Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden. Evet. En büyük sorun aslında yol. Yani, evet, ulaşım sağlanırsa inanın ben şuna eminim. Yani Bursa'da da benim gibi birçok arkadaşım vardır. Sizin salı günleri kurulan Beyce Pazarı'nı Bursa'dan, evet, ziyaretçi akını bile olacaktır. Çünkü o doğal ürünlerden, o ta Osmanlı'ya kökü dayanan bir pazar bu çünkü. Evet. Bu tür ulaşım imkanları veya diğer turizm, biraz önce biraz sonra konulara geldiğimizde, yolla ilgili durum ne? Sizin bilginiz ne durumda? Siz görüşüyorsunuzdur vekillerle. Evet. Şimdi 2014 yılında, 2014 24 Ocak tarihinde ilçe başkanı oldum. Evet. Ve belediye başkanlığı dönemine kadar ilçe başkanı olarak hizmet ettim Orhaneli'de. Bu dönem içerisinde de benim her zaman için birinci önceliğim ve her zaman bütün arkadaşlarla birlikte mücadele ettiğimiz tek konu vardı, yol. Tabii ki biz bu yolu büyük ölçüde artık açtık. Yani bugün Orhaneli yoluna çıktığımızda, Orhaneli yolunda hiç sıcak asfalt yokken, Orhaneli'den başlayıp şeye kadar, baraja kadar olan kısım Doğancı Barajı'na, büyük bir bölümü çift yol olarak bölündü ve sıcak asfalt atıldı. Şimdi bu bir değerdir. Bu değerden, evet, dolayı biz başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bugüne kadar siyaset yapmış il başkanlarımız, şu anki il başkanımız ve bakanlarımızın hepsine gerçekten müteşekkiriz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok büyük gayretleri var. Ve artık bütün dağ yöresinin olduğu STK toplantılarında da şunu söylüyorum. Artık biz bundan sonraki süreçte dağlılar olarak takdir eden bir topluluk olmasını en güzel şekilde yerine getireceğiz. Şimdi orada oraya kadar devam eden yolumuz devam ederken diğer taraflarda şey yok mu? Mesela orada bir müteahhit var. Evet. Yani Doğancı'yla Doğancı Barajı arasındaki yolun çalışması şu an yapılıyor. Diğer tarafta başka bir müteahhit tünelle ilgili çalışma yapıyor. Tünelin bir taraftan girilmiş çalışması 7/24 esaslı çalışmaya devam ediliyor. Diğer taraftan da Doğancı istikametinden, o Bursa istikametine giriş diye adlandırdığımız yerden de yine fore kazıklar çalışılıyor. Zemin sağlamlaştırılması yapılıyor. Bir de oradan girilecek. Çift taraflı çalışmayla kısa sürede inşallah tamamlanacak. Ne zaman biter başlıyor? 2021-2022 yılları gibi inşallah tamamlanıp, evet, içinden hedefimiz 2021 ve 2022 gibi oradan geçiş yapılması. Bir de bunun yanında mesela Erenler'le Harmancık arasında daha önce 2014'ün Haziran ayında yapım başlanmış. Orada daha sonraki süreçleri bir iki sene çalışıldı. Dosyanın tamamlanmasıyla ve ekonomik imkanların getirmiş olduğu şeylerle orada bir işimiz yarım kaldıydı. Şimdi tekrar o durmadı yine. İhalesi oldu. Evet. Bir kez ihale oldu. Kamu İhale Kurumu bunu iptal etti. Yani yetersiz buldu. Şimdi tekrar ihale yapıldı. Ve biz şu anda KİK'ten şey bekliyoruz ki inşallah, evet, herhangi bir aksilik olmazsa da bu yaz döneminde baharla beraber o da tevdi edilecek ve oradaki 58 kilometre yani Erenler'le Harmancık arasındaki yolumuz da bizim çok iyi duruma getirilecek. 2002 yılında bizim normal araçlarla seyrimiz Orhaneli'ye toplu taşıma araçlarının, evet, 1 saat 10 dakika 1 saat 20 dakikayı bulurken şu anda bizim toplu taşıma araçlarım 35-40 dakikayı geçmiyor. Yani bu şu anki haliyle. Şu anki haliyle.
Bizim kendi araçlarımızla işte 25-30 dakikalık gibi bir mesafede Orenli'yi alabiliyoruz. Ve Orenli yolu artık dağ yolu falan denilince biraz da biz hani çok büyütüyoruz. Var, hiç o kadar da büyütülmemesini ben halkımızdan istiyorum. Bursa'ya yakın yani. Çok yakınız. Sizin söylediğiniz rakamla Gemlik'le Mudanya'yla gitmekle eşdeğer gibi oldu neredeyse. Yani buradan Gemlik'e trafikle falan 30-35 dakikada gidiyor. Kesinlikle. Yani. Bursa içerisindeki o trafikte bazen Bursa içerisinde bir ilçeden bir ilçeye geçmek kadar bir zamanda. Orhaneli yoluna çıktıktan sonra artık bir şey kalmıyor. Diyorsun. Çok rahat bir şekilde hem de giderken böyle doğal güzellikleriyle o yani sonbaharı ayrı bir güzel, kışı ayrı bir güzel, baharı ayrı bir güzel. Yani doğal güzellikleri yaşamak isteyenler o yolu tercih ederler ve o yola gelirler. Evet. Sizlerin de söylediği gibi Beycepazarı'nın olduğu gün salı günü gelmeleri daha elzemdir. Belki de çünkü doğal ürünlerimizden de faydalanmış olurlar. Belki bir de pazar günü pazar yaparsınız. Bursalıları davet edersiniz. Yani bu kadar İnşallah. Yakın mesafede o yolda olursa. Evet. İşte o tam o konuya geliyoruz. Turizm projeleri ve bu göçün önlenmesiyle ilgili en önemli şeylerden biri hem kırsal kalkınma hem turizm projeleri. Geçmiş dönemde BEPKA'dan alınan desteklerle gerçekleştirilen önemli yatırımlar var. Sizler turizmin geliştirilmesi için neler yapıyorsunuz? Sıcak su, termal de var bunun içinde. Sizin ağzınızdan bir dinleyelim efendim. Şimdi bizim turizmi geliştirmeye yönelik burada Bursa'da biz Bursa'ya öncelik Bursa'ya hitap etmemiz gerekiyor. Daha sonra da herkese hitap edebilen bir projeler geliştirmemiz gerekiyor bizim Orhaneli'de. Tabii yapacağımız projeler bizim öncelikli olarak kırsal turizm olarak adlandırdığımız bir ekoturizm. Evet. Biz başladık şu anda Büyükşehir Belediye'mize, ben teşekkür ederim Ali Nur Başkanımıza. Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle bir ekoturizm başlandı. Bunda şu anda ilk etapta yapılacak olan ve ihalesi düzenlenmiş olan bir restoran, bir Osmanlı evi, krevi, 15 adet de bungalov ev yapılacak. Yani gece kalıp konaklanabilecek. Tabi bunlar da 45 eve çıkacak. 45 evin yanında tenis kortları, basketbol sahası, yine futbol sahası, yani at binicilik yapılacak bir yer. Yine çadır konaklaması yapmak isteyenler evet. için çadır kampı, karavan kampı hepsi içerisinde çok güzel bir projemiz nerede, var. Nerede tam Orhaneli'nin? Orhaneli Karagöz piknik alanımız var. Evet o festivalin düzenlenmiş. Festival alanı, festival çalışmamızı yapmış olduğumuz yer. Onun olduğu yerde, Çamlığın içerisinde çok güzel bir yer. Yani Orhaneli'nin en güzel yerlerinden evet. bir yer. İnşallah biz burası tamamlandığında güzel bir hizmet sunmuş olacağız. Bunun evet. yanında bizim şu anda özel müteşebbislerle yapmış olduğumuz işler var. Bir vatandaşımızın bize gelip bir proje yapmak istiyorum dediğinde bir 54 dönüm üzerine vermiş olduğumuz bir kırsal turizm hobi evlerine yönelik evet. bir çalışmamız söz konusu. Şu anda imar çalışmalarımız orada kaç hobi evi yapılmayı planlanıyor? Orada da yine 25-30 hobi evi çok yapılacak. Çok güzel bir alan oluşuyor. Kesinlikle. Yani. Onlar da işte yaşlılara yönelik böyle evet. yaşlı turizmini çekmek istiyorlar. Evet. Olgun yani sağlık turizmine, sağlık turizmine yönelik bir şeyleri var. Yine bizim turizme yönelik ve Bursa'mızı ilgilendiren en önemli meselelerden yine bir tanesi ve tüm Türkiye'yi esasen ilgilendiren içinde bulmuş olduğumuz durumlardan belediye başkanı adayı gösterildiğimde sunmuş olduğumuz projelerden birisi Zayıflama Köyü yapılıyor. Fitkamp. Bursa'nın ilk Fitkamp'ı olacak. Marmara bölgesinde de şu anda yok. İlk Orhaneli'de olacak. Çanakkale'de vardı bir tane bir duymuştum geçmiş yıllarda herhalde ilk Türk şey böyle o biraz özel sektör gibiydi. Evet. Burada bizim zayıflama merkezi. Evet. Akdeniz bölgesinde var yani Antalya'da olsun şeyde olsun birkaç yerde Bodrum'da falan var ama yani Marmara bölgesinde ilk yapılacak bir proje. Evet. Hele Bursa'da zaten şu anda yok. Yok i̇lk Bursa'da yapılacak. Yok. Evet. Bu zayıflama kampıyla inşallah biz Orhaneli'mizin ismini duyurmuş olacağız. Bunu da yine müteşebbisle yapmaktayız. Yani bizler kırsal turizme yönelik. Evet. Mesela biz şimdi buradan bunu da söylemişken biz şeyde yapıyoruz. Diyoruz ki yani özellikle yatırım yapmak isteyen müteşebbislere gelin. Bizler sonuna kadar tüm imkanlarımızı sizlere sunacağız belediye olarak. Evet. Ve burada bizim
Sunacağımız hizmetler, bakın, imar hizmetleri kesinlikle çok böyle hızlı bir şekilde oluyor. O mevzuata takılmayacaksınız. Kesinlikle takılmayacak. Mesela bizim Oranelimizin hemen içinden sayılır. Yani Oranelimizin hemen dibinden geçen bir Kocasu var. Kocasu var. Biz Kocasu'daki hedefimiz şu. İstanbul Şile Ahva'daki o lüks konaklama merkezinin Oranel'de olabileceğini biz düşünmekteyiz. Yine jeotermalle ilgili onu da sormuştum. Evet, o da turizmle ilgili. Jeotermal kaynakları bizim Oranel'imiz fay hatları üzerinde. Sıcak su fay hatları var. Biliyorsunuz Sada Kanyonu yine bir fay bölünmesi var. Fay oradan çıkan sıcak suyumuz var. Oradan çıkan sıcak suyumuz bizim Oranel'i Kara Mustafa'dan sonra en yüksek dereceye sahip olan bir yer. Kaç derece orası suyu? Orası 63 derece. Oo, çok güzel. Tabii burası 65 derece. Aslında kentin ısıtılması için bile kullanılabilir ileride. Kesinlikle öyle. Şimdi bizim orası sahiplendirilmiş, ruhsatlandırılmış. Ruhsatlandırılmış. Vatandaşlar tarafından. Topuk da var bir yerimiz, sahiplendirilmiş. Yani vatandaş ruhsatlandırmış. Ağaçhisar da var, o da ruhsatlandırılmış. Çok güzel. Biz şimdi bununla ilgili bir çalışma yaptık. MTA'nın önceki dönem genel müdürlerimiz bize mimandarlık yapmakta. Biz onları kendimize danışman aldık. Evet. MTA genel müdür yardımcılarımız var. Birlikte çalıştığımız. 2-3 kişilik bir ekiple çalışma yapıyoruz. Ve en stabil şu anda olabilirlik noktasında biz Ağaçhisar bölgesini kendimize hedef aldık. Evet. Ağaçhisar su kaynakları daha fazla. Yani o koca debisi su yüksek. Etrafında debisi yüksek ve suyun içinden bile çıkan yerler var. Biz bu 40 dönümlük bir alan orada sıcak suyun olduğu yer çevrilmiş. Bunun etrafında 2600 hektar bir alan çevirdik. Bu 2600 hektar üzerinden biz inşallah Mart-Nisan ayları gibi bir kazı çalışması gerçekleştireceğiz. Ya orada sondaj çalışması gerçekleşecek. Sondaj çalışmasında da bize rehberlik eden abilerimizin önceki dönem... Onlar çok iyi biliyorlar. Meta aynen. Onların söylemiş olduğu şey %98 oranında burada biz sıcak suyu bulacağız. Sıcak suyu bulmamız durumunda da inşallah daha ciddi yatırımcılar gelecek. Daha güzel yatırımcılar gelecek. Niye bir Afyon gibi bir yer olmasın? Afyon'da doğal güzelliklerine bakıyorum ben. Ağaç anlamında hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kızılcahamam'a gidiyorum. Kızılcahamam'da evet sıcak su var. Evet. Ama doğal güzellik anlamında bizim onda birimiz falan ancak. Yani ben hani burada kesinlikle. Yani biz onlardan doğal güzellik olarak Oranel'i olarak 10 kat daha güzel, daha iyi bir yerdeyiz. İnşallah sıcak suyu da bulmamız durumunda ve bunu kullanım hizmetini açmamız durumunda hem sağlık turizminde hem de jeotermal turizminde çok ileri noktalara geleceğimiz hedefindeyiz. Evet. İnşallah bir terslik olmaz ve bu hedeflerle devam ederiz. Bu organik tarım konusuna girelim. Yine birbiriyle bağlantılı aslında. Yani hem göçün önlenmesiyle ilgili organik tarım ve yeni ürünlerle ilgili. Sanırım pilot yerlerden biri. Hem Büyükşehir Belediyesi hem Tarım Bakanlığı hem de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası da bu konuya hassasiyet gösteriyor. Mesela yaban mersini bizim bilmediğimiz bir üründü burada ve olumlu sonuçlar alındı sanırım. Sizde nasıl gidiyor çalışmalar hem Tarım AŞ'nin? Evet. Şimdi yaban mersini, yani yaban mersini demeyelim artık ona, mavi yemiş diyelim. Mavi kendi yemiş, dilimizde. Bizim kendi mavi dilimizde. Yemiş. Evet. O yabancı dilde blueberry diye adlandırılıyor. Blueberry diye adlandırılıyor. Şimdi mavi yemiş bizim gelecekte dağ bölgemizi, dağ yöresini toprak değeri olarak en güzel toprak mavi yemişin yetişmesi anlamında Oranel'i bölgesi ve dağ yöresi. Yani Büyükören, Armancık buraların da toprakları çok uygun. Biz şimdi ilçe başkanlığım döneminde de ben çok ciddi anlamda destekler verdim. Evet. Üreticilerin sayısı 1-2 iken şu anda biz yaklaşık 20'nin üzerine çıktık. Üretici sayısı. Hani yani köylerde bizim, merkezde mi yoksa yakın köylerde? Her yerde var. Oranel'in yaklaşık şu anda 12-13 köyünde var. Oo, çok tabii. Güzel. Böyle yaygınlaşması tabii. Güzel. Evet. Aynen. Şimdi bizim çarşamba günü BTSO'da Çalıştay vardı. Çalıştay'a ben başkan yardımcımı gönderdim. Önemsiyoruz. Kesinlikle. Önemsediğimiz için Tarım İl Müdürlüğü Ticaret Borsası ile Bursa Ticaret Borsası ile birlikte bir proje gerçekleştirdik. Evet. Ve gerçekleştirmiş olduğumuz proje 3.150.000 liralık bir proje. Ve bu organik ürünlerin üretimi
yeni çiftçiye, de, çiftçiye destek anlamında yapılabilecek bir 3 milyon değerinde bir proje. Evet. BEPKA, Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret Bursu ve Orhani Belediyesi. Birlikte yapmış olduğumuz bir proje var. İnşallah gerçekleştiğinde dağ yöremizin çiftçilerine fidan desteği verilecek. Ve üretim anlamında da, organik üretim anlamında da tüm katkıları sunacağız. Tabii biz bunun içerisinde bir de meyve kurutma tesisi projemiz de var. Bizim şu anda önceki dönemlerden yapılmış bir paketleme tesisimiz var. Paketleme tesisi yalnız başına çok fazla bir şey ifade etmiyor. Ama meyve kurutma olduğu zaman meyve kurutmayı çok ileri düzeyde başarabilirsek ve meyve kurutmayı da tam anlamıyla bütün halkımıza, bütün dağ yöresine biz ulaştırabilirsek insanlarımızın zayi ettikleri meyvelerini toplayıp marketlerde pazarlamayı düşünüyoruz. Bunu da tabii ki çiftçi kooperatifleriyle. Başkanım şimdi, bir virgül atalım şimdi devam edelim bu konuya, çok ilginç çünkü. Birinci bölümün sonuna geldik. Hızlı gittik biraz. Ama birçok konuda açıklamalarınız oldu. Evet sevgili izleyiciler, Orhaneli Belediye Başkanı Sayın Ali Aykut konuğumuz, yerel yönetimlerin kısa bir aradan sonra devam edecek. Önemli konuları daha ikinci bölümde de ele alacağız. Bizden ayrılmayın.